adım. Yani bana bu evde de o odada da yer yok. Haksızlık yapıyorsun. Gerçekten haksızlık yapıyorsun. Ben sana en azından şunu hatırlatmak isterim ki yatağın büyük bir kısmını sen kaplıyorsun. Hatta bazen öyle yatıyorsun ki bana yatacak yer kalmıyor. Konuyu saptırma. Yani böyle mesela buraya geliyorsun, böyle bir sürü yastık, yastıklarla boğuşuyorum. Senin şu yastıkların yani delirtiyor beni. Bari diyorum hani odaya geçeyim, şöyle bir yatayım. Ana, orada da böyle bir yatak örtüsü, sayısı her gün değişen yastıklar. Bir kere o yatak örtüsünü böyle kaldırabilmek için, böyle toplayabilmek için hazırlığa gitmek gerekiyor. Yani normal bir erkeğin onu düzgün yapabilmesi mümkün değil. Ancak böyle yardım istersen kaldırabiliyorsun yatak örtüsünü. Beyler bir el atın da hani şu yatak örtüsünü bir toplayalım. Geldik abi. Ne alakası var? Ben şöyle şöyle toplayıveriyorum o örtüyü. Ben zaten anladım. Sen bu yüzden yıllardır spor yapıyorsun. Bir de bir şey soracağım. Sadece biz görüyoruz o yatak örtüsünü. Nedir yani? Ha? Bizden başka kimse giriyor mu yatak odasına? Hayır. Ama böyle bir çiçekli böcekli yatak, yorgan. Nevresim onun adı. Her neyse. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. 30 senedir söyleniyorsun. Ben vazgeçtim mi? Hayır. Geçmezsin çünkü sen Meltem'sin. Niye söyleniyorsunuz? Şuraya bak ya. Bak burada, bu bir tane burada. Bir tane arkanda, bir tane burada, bir tane... Kaç tane var burada? Ver yastıklarımı, ver yastıklarımı. Orada tek başına otur. Ver yastıklarımı. Hayır, kaç tane? Bir sayalım istiyorsan. Kaç tane yastık var? Arkanı alıp yatarken, otururken rahatsın ama. Ver yastıklarımı. Ya, tamam, ver. Tamam. Ver yastıklarımı geri. Ben otururum yastıklarımı. Hepsini şuraya dizerim. Oh, kraliçeler gibi otururum içinde. Ver yastık. Gidiyorsun. En pahalı nevresim takımlarını alıyorsun. Ondan sonra üstüne bir de yatak örtüsü örtüyorsun. Bizden başka kimse görmüyor ki. Başkasının görmesi gerekmiyor zaten Haluk'cum. Biz görüyoruz, yeter. Biz de görmüyoruz çünkü hemen uyuyoruz. Lütfen benim yatak örtülerime gereksiz bir şeymiş muamelesi yapma. Niye? Kalbi mi kırılır? Üzülür mü? Bir kere onlar nevresim takımları kirlenmesin diye seriliyor. Bir şey daha var. Bir kere mesela dolaba bakıyorum, dolabın 1/4'ü sana ait. Ben de böyle bu kadar bir yere sığmaya çalışıyorum. O da hani çalışıyorum. Bu nasıl bir şey? Ha? Haluk, yastıklardan girdin, yatak örtülerinden çıktın, döndün dolaştın, gene benim kıyafetlerime ve dolaba geldin ha. Yatak odasında adil bir paylaşım istiyorum. Kadın erkek eşitliği istiyorum. Yıllardır eziyorsun beni. Ben de bundan sonra yatak odasında senin ne kadar alanın varsa benim de o kadar olsun istiyorum. İyi de benim senden daha çok kıyafetim, daha çok ayakkabım, daha çok çantam var. Nasıl eşit olabiliriz ki? Ben anlamam. Sen bana benim alanımı ver, onu nasıl değerlendireceğim beni ilgilendirsin. Boş olsun ama benim olsun. Bana ait olsun. Çünkü yani bu kadar senedir süre gelen bir düzenimiz var ya. Şimdi nereden çıktı bu sabah sabah? Bundan sonra haklarımı aramaya karar verdim. Bundan sonra erkek hakları için uğraşacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı düğüm tutar.